Simiz bugün bizim bir hamarat, bir hamar, gizli çekmiyorum. Bir hamarat, bir hamar beni şoklara koydu. Bugün odamı kalkmış. Odamı temizlemeye karar verdim. Odasını temizlemiş, yataklarını değiştirmiş. Aferin kız Simiz. Hep temiz oldu. Oraya yenilmiş gibi kokuyor. Camları silmiyorum çünkü yanmıyor. Camı daha yeni sildiydim ya şeyi takmadan önce. Yeter temiz oldu. Yerini de mopla bitti. Şu Sara'nın soracaktım okul defterlerini ne yapacak orada biriktiriyor hala. Alsın çöpe. İşte bir baksın işine lazım ya olan. Okula geri versin. Okula verilecek olan varsa bir ayırtsın verirsin. Ya da birine lazımsa kellaya götürsün. Şu aynaya bence beyaz daha iyi olur. Siyah. Bu hangi renkten oyuncuydu? Ne bileyim altın sarısı. Garde rengiydi galiba. İşte size aslında o bir ince aynadan alacağım da. Şimdi limit kalmadı artık. Beyaza boyayalım, boyalım yine. Şimdi şeyiniz falan da gelirse güzel olur. Şimdi şurada yarım tam yatan baş ucundan size şey gelecek. Hem duvarınız kirlenmez. Brown yaptıralım. He, o yok şey tahta rengi gelecek. Çok şu güzel olacak da. Yapaydık. Belki Türkiye'de buluruz size bir lamba. Hani biz kendimizi zor getireceğiz. Aynen kendimizi nasıl getireceğiz? Lamba işte biz sizin bir de Kadir'inki kaldı. Bir de benim adam. Türkiye'de değil ya sana bir şey daha diyecektim. Yurtuma kapat söylerim. Ne diyeceksin? Gizli mi? Yok gizli değil bilet değil. Aa biletleri ben akşam ne yaptım bilin ben 200 euro bir bilet buldum. 9 tane übrük yazıyordu. Ondan sonra bastım tekrar sayfaya giremedim. O yalan gitti. Söylüyor. Facebook'tan mı? He. Ben bir tane 14'ünden 27'sine. He ben de 14'ünden 26'sına kadar baktım. Öyle iyi. Ona baktım 270 euro geçinci. Dün 260 euroya buldum gidiş geliş. Ama işte ben içinde valiz var mı? Var 23 kilo. He işte ben de aynı onu buldum. Ben de bir 260 euro. Bir gün baktım 280 euro olmuş. Öyle yine. Yalan atıyor. Bir de bakın iniyor işte. Ama bir gün erken uçuyoruz. Bir gün erken uçacağız. Bir gün uzun kalmış oluyoruz. He. Gelime bakayım. Ben çay içiyordum içeride. Bir çay mı içeyim de sonra bakayım ne yapayım. Ay ilaç bulur. İnternet mi? He o şey. Bir beni ayarlasana. Tamam bakalım nasıl yapma. Dur karım buraya gelsin de. İstiyorsan sen de gel kendine yanına buraya otur kendine yazsın. Sen burada oturuyorum ya buraya yanım ne oluyor çok mu zavuruyor bu? Ama kızlar senin böyle mi sohbetiniz? Bunlar ki bu hındıklar sen getirin hiç yemedin. Boğazımda kalıyor çok kolum. Ne, benzine kaçtı geçen. Onları kavursana biraz. Nasıl kavuruyor? Tavadan nasıl çıkarak kavuruyor mu? Onun gibi kavuruyor. Çünkü bunlar yaş. Benzine kaçıyor insan. Tuzla yapayım mı biraz? Tuzla biraz ıslat şöyle nemlendir. Evet. Sonra tavada şöyle kavur. Hı? Çok güzel olur. Bu arada yeniden hepiniz hoş geldiniz kızlar. Biz Can'la kolay yemek yapacağız. Yani ben yapacağım. Can da beni izleyecek. Bugün günlerde yine balık var. Balık. Ne balık bilmiyorum. Bir paketi at değil mi? Baksana. Balık. Dişleri nasıl güzel kız bunun. Hoppa. Ne hari ne hari. Bu arada da taze ha Can. Bunlar donmuş aldın ama tazeler. Yeni gelmiştir. Evet, sabahtan beri sudalar kızlar. Bir tertemiz yeniden yıkayın. Süzülsün şey yapayım. Bugün fırında yapacağız. Geçen tavada kızarttıydık. Çünkü bunlar baya bir şişkolar. Geniş balık Can bunlar. Neymiş bu? Şeyleri falan da yok yani hazır temizlenmiş. Şöyle biraz suyu kısayım da. Şöyle içini iyi yıkayalım. İçi tertemiz. Bakın tertemiz temizlemiş adamlar. Şöyle gördün mü Can Şiya ismini? Hı. Neymiş? Hı. Sen dedin ya okyanus balığı. Bunlar göl balığı değil ama. Okyanus. Şey, şey. Zaten. Şey bir yer. O şey markanları. CBM mi? Ha CBM o marka şeyin markası da balığın adı ne? Adı yok balığın. Ver bir poşeti bana. Yok yok ha. Tilapia değil o. Evet, saklama şeyleri. Koşulları. Bir bakalım. Tilapia lan ismi. Yok ya. Hadi bir aç bir ne çıkacak. Bak tilapia mit kopf diyor. Kafayla birlikte diyor. Öyle diyor Can. Bak tilapia. İki stük diyor. Bir Türkçe tilapia balığı Türkçe yaz mı ne çıkıyor? Ana tilapia de ilk defa duyuyorum. Bu nasıl? Abi, neredeymiş tilapia hem de? Valla bak arkasında tam da yazıyor. Tam tarafını çevirsene. Tarihi de yazıyor. Tilapia. Yani yıkanmış temizlenmiş diyor. Da, tabii yani biz ona inanmıyoruz. Tilapia.
neymiş? Tilapya yazdı yani. Aynı Türkçesi de mi tilapya balığı? Ben Google'da yazdım lazım. Allah Allah. İşte yani öyle bir balıkmış. Benim bugün fırına sürelim. Tertemiz soğutlayıp güzel bir, çok güzel bir şekilde. Ha, tilapya tiri. Piş. Kızarsın. Yanına da kızar patates haşlıyorum. Tencerede kaynıyor. Onu da tereyağıyla maydanozdan kaynıyorum. Şeyli, şu olması lazım. Bir söz olsun şöyle abla. He, şu. Ama burada bağlı. Ha, o işte. Yok, o markete durdu. Ha, tilapya. Esanze un yapıp yapıyor ki ter. Bunu mu? Neyse bakmayayım ya sen kendin. Şunu ben şey için alacaktım. Ha şu sosa. Balık işte tilapya. Hmm, ama Türkçede yok. Tilapya balığı yazdın mı merak ettim şu an. Tilapya fiş yazmışsın. Ne balığı yazacaksın? Balık yazacaksın. Fiş işte. Tamam da Türkçe yaz adam balık balık. Balığı. Ha, bak tilapia balığı. Bak Türkçesi de tilapia. Tilapia dedim ya. Demek Türkçesi yok balığın. Gavur balığı. Profesör Atilla Altın. Yabancı balık. Aman doğru. Bak Türkiye'de ilk defa mı öyle diyor? Yeni üretiliyor da. Yok yani öyle eskiden yazmış can. Yıllarda olan balık. Ama var da ya ben hiç ilk defa görüyorum. Atlantik sularında şey olmuş. Okyanus balığı işte. Zehirlemez değil mi bilmediğimiz şey. Ne bileyim can sen getirdin. Balık oğlum niye mal mısın? Buzlukta satıyorlar. He kızlara. Böyle la şey özür işte bal. Ne dedim korkuş? Mal dedin değil mi bana? Al. Yok. Valla. Ne dedin? Hiçbir şey demedim. Seni seviyorum dedi bana. Böyle anlaşıyoruz çünkü. Tamam da ne alaka nar? Niye satsınlar? Buzluk doluydu bundan. Yok aşkım ne ziyerlerine be şaka yapayım. Belli de olmaz. Yok ama şey bak okyanus balığı işte. Evet. Hani denizde olmuyormuş. Yani can kamera buradaydı eminsin değil mi? Beni çekiyor muydu gücücük ha, yapmışsın? Beni çekiyorsun sen de çekiyorsun. Yani sen şimdi büküldün benim kadar oldu boyun. O ne ki? Zeytin yağımız yok ya can. Ben kışın kilo alıyorum yazın zayıflıyorum. Niye bilmiyorum. Tabii tabii. Az beslenmiyor mu sen? Yazın çok. Şimdi bak balığınıza ne koyacağız Mustafa Bey? Terliyorum ya yüzde. Dereotu koyacağız. Mutlaka dereotu, tuz, karabiber. Kimyon. Kimyon balık atılmaz. Bütün tariflerde var ya tuz, karabiber, kimyon. Standart. Bütün tariflerde var. Bizim Türk mutfağının en standart şeyleri o. Aynen. Ama nerede ben şey arıyorum, karabiberimi arıyorum. Yok ya. Ondan sonra biraz da zencefilli yağdan da kullanacağım. Kızlar dur ben fırını açayım ısınsın. Alt üst ayarda. O yüzden zencefil. Şöyle biraz da bundan katacağım. Güzelce içini dışını yağlayacağız. Limon da katmamız lazım. Bir tane limon versen arkanda. Öyle meyve tabanda var. En yumuşağını ver. Büyük garip olmuş. Bir kasına var bunun. Tuz da katalım. Abi balık ben seviyorum ya. Balık işte bu ay tam balık, balık sezonu ha. Yani açıldı. Beş, dördüncü, bol, üçüncü ay kadar, dördüncü ay kadar balık yiyin. Aynen bol bol. Bir tane hoca var ya. bir tane ne diyor şey diyor neydi ismini unuttum. Onlar diyor balıklar yemeyin diyor. Bütün diyor şeyler ona secde şey. Nedir ya Türkçesi? Yani insanlar da kafası karışıyor Türkçe'yi de unutuyorsun. Türkçe yok, Almanca yok. Ana dilimi unuttum hiç. Karışık işte, farklı farklı diller konuşuyor. Gerçek unutuyorum ha, Türkçe'yi artık tam anlamıyla şey yapamıyorum, anlatamıyorum bir şeyi. Nari, niye anlatamıyorum? İşte ne bileyim, insan uzun süre böyle, aynı iş yerinden dolayı öyle oluyor. Böyle tam anlamıyla anlatamıyorum. Eskilik geldiğimde hatırlıyor musun? Çok detaylı detaylı bir şey yapmıyor. Evet. Şimdi anlatamıyorum. Bana öğretiyordun tam. Ama anlatamıyorum şimdi. Gitmiyor, olmuyor. Ay şu şey süzge, limon sıkma şeyini çıkarmadım yerim. Onları atma, tıkanmaz mı onlar? Yok, aa limonlar ne kadar suluymuş. Evet, çok güzel. Dağa'ya gideceksin, dağ evine. Evet. Sobalı olacak. Atacaksın sobaya balıkları. Bu fırınlı sobalar var ya Türkiye'deki gibi. Evet. Öyle. Tavada iyice kız. Altı biraz şöyle tutmuş olacak, üstü böyle buğulalı olacak. Aynen. İki türlü. Altı kızarmış, üstü böyle yaş gibi. Kızlar şöyle güzelce karıştırdım sosumuzu böyle. Aslında biraz bu sosun içerisinde balıklar durup da
Marine olsa daha güzel olur. Gerçi kamerada görünüyor mu canım? Vallahi. Aslında yani marine değil de biz aslında 1-2 saat önce şu iri tuz kullansaydık gerçi. Nasıl lazım? İri tuz da kullansaydık keşke bu şeyden. İri tuzun şu, var mıydı bayağı? Küçük bunlar var ya. Yok hani balığa daha iyi yakışıyor. Can sen ne zaman boşsun bir daha ki? Haftaya perşembe bir daha boşum. Yok bu hafta içi başka. Pazar günü boşum sadece. Türk şeyine Ayfer dün dedi şey gelmiş. Böyle güzel kasalarla kapya biberi. Şey var da perşembe günü boşum da. Sos mos yapalım. Kızlar hiçbir şey yapamıyor. Ben malzeme bulamıyorum. Dinliyorum. Haftaya perşembe boşum ama 2 saat falan araba şey yapmam lazım. Ama ben Kadir'le gidebilirim belki çarşamba günü. Kızlar iyice eritim. Zencefilim buzdolaptaydı ya hani biraz donmuş. Minimal 2 saat arabacıda durmam lazım. He arabayı bugün o şeyi. O ya yok şimdi hepsini değiştir diyor. 25 mi 30 euroymuş o bujiler. He değiştir. Hani bir tanesini patladı mı öbürlerini de patlatıyor. Bir de şey var, AdBlue giden kablo oksitlenmiş, dışına vermiş AdBlue'yu. Ona nasıl şiş bunlar canım? Güzel güzel. Bence eti yağlı ya da kuru tam. Şeyle falan temizlenmiş. Kuru falan temizlenmiş ya. Çok temiz yapmış. Bence o çok olur diye keşke. Bu çok olmaz. Ama şöyle düşünsen kafasının yarısı şey zaten. Kafayı yemiyor zaten. Yani o az kalıyor. Az adam çok seviyor. Simit bir de seviyorlar. Balı seviyor. Tabii canım balık sevmez. Balı tek az yiyen bizde Kadir. O fazla balıkçı en değil. Çok yiyorum ben. En çok sevdim. Azat karışık. Azat da iyi. Sağra da karışık. Zara, her şeyi çok yiyor. Simiş de bazen nadiren. Rümeysa'yı bilmiyorum hatırlamıyorum. Bayağı o da kendi evinde öyle şey yapmıyor böyle balık. Ama bize geldi mi çok hoşuna gidiyor o şeyler. O şey de çok güzeldi. Hani biz mangalda yapmıştık ya şey laks balığı mangalda pişirmiştim ya. O çok güzeldi. Onu da zamlandırmışlar. Her şey Adi'de. Şöyle içini doldurun. Valla 12 euro alıyorduk şimdi 20 euro olmuş o balık aynısı. Evet. Ya önemli şey yani nasıl desem. Toplu zam koyuyorlar yani burada da var zam. Bağlılık. Var var. Dünyanın çok. Her yerinde var. Şöyle güzelce yedirin. Hiç donmuş balık gibi değil ha. Dediğin gibi gerçekten yeni şey olmuş. Tutar tutmaz vakumlamışlar. Sanki bence çok değil mi? Çok taze durmuş. Çünkü niye biliyor musun? Bu balık çünkü hep sürekli bakıyordum oraya öne. Bu balıktan hiç görmüyordum kolay kolay. Normalde yani ilk defa gözüme çarptı. Donmuş balıklar o kadar sevmiyor. Ya şimdi bütün balıkların hepsini yediğim için genelde. Artık yavaş yavaş Türk marketine de gelir balıklar. Perşembe günü diyor mu işte gelecek perşembe gibi. Ya ben şeyden bu öğrenci olduğumda ya da sabahçı olduğumda Brano'dan da alırım şeyden. Orada da bir tane abi satıyor ya. Orada aynı balık yerden alıyorlarmış hep. O da o işte balıktan alıyor. O adam kazansın ne olacak. Yani nerede gelirse. Yani ben yolumun üstü ya o yüzden diyorum yoksa. Şöyle bir böyle bir böyle yatarak var. Bu aynı Mısır'daki balıklar gibi var. Egüptin'deki. Şu şekil kızarsınlar ablaları. Baya şişkolar dediğin gibi. Valla uzun kadar ha döktünüz. Şöyle fırına süreceğiz. Güzelce sosladım. Elbette bir yıkayamaz bir şey. Bunu fırınlayayım ondan sonra yine şey yaparız. Her gün fasulye mi insan ne yapacak ne pişirecek? Ya, neyse. Şaşırmaya gerek yok. Ne var kırmızı mı? Kırmızı tat taze. Gerçek tazeymiş yani şaşırdım. O kadar taze olmasına. İşte demek belki de aşağı yukarı donduysa yoldan geldiğini taze. Belki de 2 haftalık balık da. Çok belli hani aylardır bekleyen balık değilmiş belki. Bazılar var. Altta kalıyor rafın altında. 2 sene donup kalıyor. Şimdi kızlar fırını açtım, 180 dereceye getirdim. Balık ayarı mı bunda? Balık ayarı da var. Şimdi bu biraz şişko siz bir balık olduğu için. Siz kendi balamıza göre aynen. Şişko olduğu için ama şöyle 200'de falan yapmayacağım ki şey olmasın, çiğ kalmasın. 180'de bir güzelce bir pişsin. En sona baktım ki balık tam güzel pişmiş. Derecesini açacağım. Güzelce böyle üstü çıtırlansın. İsterseniz buralarına çizik de atarsınız. Atak mı bizde? Lazım mı çizik? Yok. Fırın iyi. Ooo pişirir fırın. Neyse yani yapak mı bilmiyorum. Şey kabarmaz. 4 tane at. Neyse bir yapak yazık. İsterseniz buralarına limon batırın. Ama ben batırmıyorum çünkü limonun kabığı onu acımsı yapıyor. O yüzden limonu bolca içine sık. Allah'a şükretmeliyiz ki hiçbir şey alerjim yok.
Ay ben de. Gerçekten yemek de bazı insanlar yiyecek olarak. Bazı gerçek bazılarında çok alerjik şeyler oluyor böyle. Çikolata yiyor mesela adam. Her tarafı kabarıyor. Mesela ben hiç öyle bir özelliği bilmiyorum. Vardır belki de. Belki de o maddeyi yemedim daha. Şey alerjim var. Çok şükür Rabbime yani. Her şeye bizlere sunmuş kurban olduğum Rabbim. Sağlığımızın değerini bilelim. Hadi fırına gidiyor kızlar. Kapatabilirsin. Kapatayım. Ben fırına sürüyorum. Bakın şuralara kumpirlerim haşlanıyor. Haşlansın, güzelce soyacağım. Ondan sonra hazırlarız. Balıklar piştikten, pişmeye az kala hazırlarız. Şey olmasın. Kurumasın kızlar. Balıklar şu şekilde güzelce pişti. Yumuşamış yani. Şimdi hemen altını, derecesini hızlandırdım. Güzelce bir kızarsın. Ben de bu arada hemen patateslerimizi kızartalım. Hadi bakalım. Burada da hemen böyle tereyağımı koydum tavaya. Maydanoz doğradım içine mutlaka. İsterseniz tabii ki kırmızı biber, toz biber yani farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ama biz böyle maydanozlu çok seviyoruz. O yüzden maydanoz doğruyorum içine. Çok da güzel oluyor. İçerisine biraz tuz katacağım patateslerin. Şöyle bir çay kaşığı kadar da şöyle az bir şey de şöyle vegeta serpiştiriyorum. Bunu şimdi maydanozlu tereyağlı tavanın içerisinde güzelce böyle bir döndüreceğim. Yağı erisin içine dökeceğim kızlar. Şöyle pişsin. Bu arada da limon turşusunu da can tabağa koy. Çok güzel oluyor biliyorsun, az kalmış. Bu seferki limonlar tadı daha güzeldi. Hani kabı yenilen limondu ya kızlar. Şu beyaz kapaktan niye kapatmadın sen? Öbürünü kapatabilirsin. Bundan çok alacağım sana. Bana büyük, biraz büyük kavanoz. Ben bile sevdim yani. Valla acayip güzel oldu. Severim şu büyük kavanozları. Ama böyle daha iyi bence. Az az bittikçe iyi. Alakası yok. Bir şey olmaz ki limona. Limon en son bozulacak bir şey. Öyle de. Tut kamerayı şöyle atın da beni. Yetmez ki bu diye açınca bitmiyor. Bari de. Ben de sevdim de çok güzel bir şey. Çok güzel oldu. O suyu falan acayip güzel olmuş. Evet, şimdi hemen ne yapıyoruz? Kumpirlerimizi döküyoruz tavamıza. Kumpirleri. Acayip bir işte. İsterseniz küçümsedebilirsiniz patateslerinizi. İsterseniz böyle iri iri de yapabilirsiniz. Bak, bir ne kaldı ki? Hı? Bunu hep koyayım mı? Koy, yeriz. Limon balıkla iyi gider. Sıfır limon da doğru ya. Ben ne yapayım? Ben yapayım. Çok şey yapmak istiyorum da işte bir gidip bir tam malzeme alayım da. Gidiyorum kaç defa dükkanlara bulamıyorum. Vallahi ya böyle bir lagaya gitmek lazım bir. O şeye gitmiştik ha, almaya paramı. Hı? Almaya paramı da bir güzelliği var. He. Burayı değil mi? Peki iyi de işte. Gitmemiz lazım. Her şeyleri bitmeden. Böyle güzelce kızardılar. Kızlar yeter bu kadar. Fazla da şey etmek istemiyor. Çok güzel. Şimdi bu şekilde altını kapatıp da göstereyim mi size? Bakın ooo dumanın üstünde derler ya. Kumpirlerim çok güzel oldu ablaları. Ablaları. Böyle çok lezzetli oluyor patatesler. Valla ne bileyim. Seviyoruz işte. Salata yapardım aslında ama marulyo turşuyla yeter. Böyle soğan da dilimleyek. Değil mi? Evet, iki tane soğan getir, öyle şeyi dilimleyek can. Dörde bölelim şöyle. Eşrafım da darmadağın olmuş. Gittim içeride uzandım biraz. Dedim balıklar olana kadar biraz gideyim uzanayım. Ben kaldım. Azat da valla herkes uyudu. Kızlar Sara da işten falan geldi ya, yazık. Biraz bir şeyler atmış gibiydi, uyudu. Ben gideyim çağırayım kalksınlar. Yemek yesinler. Uyanmazlarsa ikimiz yeriz, onlar da sonra yer. Ben bu arada canda böyle bize suyu şartladım. Var mı? Yok yok, öyle ortadan bir. Ben bir bakayım ev halkı ne alemde. Evet.
Var da şimdi su, bu tuzlu da hep benden biliyorum ha. Başka tuz yok mu bunun nasıl? Var damda var da işte şey etmem lazım. Boşaltmam lazım şişesini. Şöyle enfes oldu. Balığı da görelim. Limon turşumuz. Ve balığımız. Bakın ha, şimdi tam üstü kızarmaya başladı. Can çok güzel oldular. Değil mi? Bakacağız nasıl tadı merak ediyoruz ama güzeldir ya sonuçta balık nasıl olabilir ki tadı. Ben bir şeyleri götüreyim. Camdan balık. Pişmiş mi? Ya ben böyle pişmiş. Valla bastım olmuş valla hazır. Şöyle açılmış hazır. Çarpılmışlar mı? Şöyle olmuş olur. Bence de pişmişler. Şimdi yaklaşık. Kışı seviyorum ya. Şimdi korkuyorum oradan çıkarsak karalar varlı. Kış kış. Anamız daha be. Bey mi? Bey dediğin adam 4'te kalkar mı sabah işe? 4'te kalkar mı? Bey dediğin yatar. Aa. Bilmiyorum sen beni biraz daha dursun. Biraz daha dursun. Ya. Dursun. Camı çatlatın dikkat et. Yok cam çatlatın. Keşke dönse. Dönemez. Dönerse yapıyor. Pişmiş ama üstü biraz çıtırlanmışsın. Değil mi? Kızlar bir bundan bir de bundan çıkartıyorum. Çünkü biliyorsunuz bağlı balık en alt derisi yapışabiliyor. O yüzden. Ama o siyah maddelerimden olsaydı onu da fırının altına sererdim tepsiye. O zaman kolay çıkartırdım. Heh, bakın şöylece aldım. Yok böyle iyi. Hop böyle. Bu da sulun balık. Oha ben hepsini yiyeceğimi sanıyorum. Sarı zaten yarısı kafası kızım. Asla yemem. Yemezsem kemiklerini ayırırım. Azat seviyor çok. Direkt orada kes. Direkt burada kes. Tavuk gibi o yüzden yemem. Hamsi mi yemiyoruz? Hamsi mi? Azat, hamsiyi nereden bulayım şimdi? Sakın deme Azat'a da böyle bir tanesini. Yok benle Azat bir yiyoruz. Çünkü korktum. Ben de bir tanesini bir yitiremem. Korktum. Korkma yavrum. Hani simiş nerede? Kaçmıyor. Kız kalk simiş balık sıcakken yiyin kız. Şöylece balıklarımız hazır. Böyle biraz ters durdular tabakta da. Sara bu çok değişik bir balık. İlk defa bundan yiyoruz. Vallahi ölmezsek iyi. Hadi bakalım herkes içeri. Bize de afiyet olsun. Vallahi acayip iyi görünüyor can. Değişik bir balık. Bol etli yani. Nasıl tadı? Böyle. Bizim yediğimiz balıklar gibi değil. Değişik mi? Güzel. Evet, değişik da değil. Sara çok başka bir balıktır. Azıcık ne? Şuradan alayım. Ne? Nereden aldın? Ak balığı Sara. Değil mi? Güzel, ama güzel tadı var. Güzel tadı var. Bir şeye benziyor tadı ama çıkartamıyorum. Rengeye benzettim onu. Bak etli. Onun başka bir tadı var. Aynen. Böyle hindi gibi de kokuyor. Ya. Aynen hindi. Biraz kanatlı hayvanlarla. Yüzen hayvanlar balık, karışımı. Ne diyorsun Sara? Yok tadı güzel. Bol limon sıkacaksın Sara. Bol tuz ve limon balık. Valla tadı acayip iyiymiş. Değişik yani. Hadi bize afiyet olsun.